Ah, Gündüz. Nigar Hanım. Ben de size gelecektim. Otursana. Yiğit'ten öğrendim. Sultan Hanım nasıl? İyi. Yani fiziken iyi. Yoksa aklı başka yerlerde tabii. Boş boş bakıyor etraf. Ama yani çok şükür bizimkiler oradaymış. Evet evet. O yüzden de ufak tefek yanıklarla atlatmışlar. Tabii İlyas'ın orada olması çok çok büyük şans. Öyle. Sağ olsun. Doğa da elinden geleni yapmış. Kendi annesi gibi yardıma koşmuş. Öyledir. Annesine çekmiş herhalde. Sevgisini de acısını da öylesine içinde yaşar ki. Ailesi için. Ailesi gibi gördükleri için her şeyi yapar. Ya siz de sağ olun. Buralara kadar zannet ettiniz. Saçmalama Gündüz. Tabii ki geleceğim. Yabancı mıyız biz? Sultan Hanım yeter ki iyi olsun. Onun için yapamayacağım hiçbir şey yok. Sağ ol. Bak Gündüz. Biz gerçekten yabancı değiliz. Yani bu kadar acı çekmiş bir anne için gerçekten her şeyi yapar. Teşekkür ederim. Gerçekten. Ama biz de zaten bugün taburcu edeceğiz. Sen nasılsın peki? Bilmiyorum. Annem kendini öldürmeye çalıştı. Bu durumda nasıl olunabilir? Gerçekten bilmiyorum. Kardeşimi kaybettiğimizden beri 20 yıl boyunca biz çok acı çektik. Ben tabii küçüktüm, anlamıyordum. Anne beni sevmiyor mu? Niye bu kadar ağlıyor diyordu. Ama sonra anladım. Büyüyünce. Acısı o kadar büyükmüş ki. Kadın yaşarken ölüyormuş. Ben varım diye nefes alıyormuş. Yani en azından bu zamana kadar. Ama şimdi benim olmam da yetmemiş demek ki. Gündüz. Annen sadece yorulmuş. Yani bir anda muhakeme yeteneğini kaybetmiş. Ama inan, onu yerinde kim olsa dayanamazdı. Eğer kardeşimi bulabilseydim, öyle olmazdı. Aa. Saçmalama. Bak. Bunun suçlusu sen değilsin. Bu acıyı size yaşatanlar suçlu. Bugün orada yanması gerekenler onlardı. Bugün bu vicdan azabıyla yaşaması gerekenler de onlar. Öylelerinde vicdan var mıdır ki? Olsa zaten kardeşim burada olurdu.